Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 5x5x5 küpümüzün beyaz ve sarı ortalarını yapacağız. Küpümüzü karıştırdık. Öncelikle neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan bahsederek çözüme başlayalım. Beyazdan başlayacağımız önceki videolardan itibaren söylemiştim. İlk önce beyaz merkezli olan köşeyi yukarı katmanda tutarak başlıyoruz. Hareketlerimizi yaparken dış katmanlar bu olaydan etkilenmeyeceği için hareketlerimizi çiftli katmanlar halinde de uygulayabiliriz. Aradaki bir katmanı hareket ettirmektense dış katmanla birlikte hareket ettirmek daha kolay olacaktır. İlk yapmamız gereken beyaz yüzeyde beyaz merkezin sağına ve soluna gelebilecek şekilde iki orta kenar parçasını yerleştirmek. Orta kenar parçalarından bir tanesi, bakın burada var, burada var. Hemen şuradan yerleştirebiliriz. Şu şekilde hareketle bir yerleşim yapabiliriz. Buradaki parçayı yerleştirmek için hareket ettirdiğimde sağ tarafa geleceğinden dolayı sağ boşluk kısmına getiriyorum. Ve bu şekilde bir çizgi elde etmiş oluyoruz. Şimdi yapmam gereken bir üçlü oluşturmak. Yani bir kenar, İki de köşe parçasını birleştirip yukarıya taşıyacağım. Kenar parçasını burada görüyorum, orta kenar parçasını. Burada hem kenar hem de köşe parçası var. Şunu kullanabiliriz. Şurada da bir köşe parçası var. Öncelikle bu yüzeyi dik duruma getirdim. Şuraya bir köşe parçası getireceğiz. Buraya gelebilmesi için bakıyorum, parça burada. Böyle yaptığım zaman diğerinin, bakın, burada kalacaktır. Direkt çevirdiğim zaman şuraya gelebilmesi için, yani sol alt köşeye gelebilmesi için bu parçayı da sol alt köşeye öncelikle getirmemiz gerekiyor. Evet, sol alt köşeye geldi. Artık çevirerek birleştirebiliriz. Parçayı yukarı taşıyacağım için üst katmanındaki çizgiyi de dik hale getirip yukarı çıkarttım. Böylelikle beyaz ortaların iki katını yapmış olduk. Sonuncu kat kısmında kenarı şimdi yapalım. Yine bakın, kenar burada, orta kenar parçası, köşe parçası burada. Çevirdiğim zaman altına denk geliyor. Eğer denk gelmeseydi, yani şu şekilde dursaydı, çevirdiğim zaman diğer tarafa gidecekti. Bunun diğer tarafa gitmemesi için öncelikle ne yapıyorum? Bakın, sol üst köşeye getirmek için bunu da kendi yüzeyindeki sol üst tarafa taşıyorum. Daha sonra birleştiriyoruz. Son köşe parçası da burada. Bunu şimdi bu yüzeye çıkartacağım. Fakat yukarıdaki beyaz kısmı bozmamak için boş tarafa denk gelmesini sağlamalıyız. Hatta kendi yüzeyine çıkarmaktansa bu kenara çıkarmak daha kolay. Fakat ben kendi yüzeyine çıkartayım. Çıkarttık. Şimdi bu köşe parçasını buraya getirmemiz gerekiyor. Bunun için öncelikle hareketini kolaylaştırmak açısından
şöyle bir hareket yaptık. Bunu diğer bir yan yüzeye taşıdım. Şimdi bu parça sol alt tarafa gelmeli. Bunu da sol alt tarafa kendi yüzeyinde taşıyorum. Daha sonra birleştiriyoruz. Sonra da buraya boş olan yere gelmesi için uygun pozisyona getirip yerine yerleştiriyoruz. Böylelikle beyaz ortaları tamamlamış olduk. Beyaz ortaları tamamladıktan sonra sıra sarı ortaları yapmaya geldi. Sarı ortaları yaparken aynı yöntemi izlemiyoruz. Burada daha kolay olması açısından öncelikle köşede bir dört köşeli, yani her bir birer parçadan oluşan bir kare oluşturacağız. Daha sonra aşağı tarafa 3x2'lik bir blok. Önce 2x2'lik bir blok, sonra 3x2'lik bir blok. Sonra da son 1x3'lük bloğu yerleştireceğiz. Bunun için sarı yüzeyi yaparken beyaz yüzeyi bozmamak için bazı hamleleri geri almamız gerekecek. Bir tarafı yaparken diğer tarafı bozmamamız gerekiyor. Yani daha kısıtlı imkanlarla sarı ortayı yapmamız gerekiyor. Öncelikle bunun merkez parçasının yanına gelebilecek bir orta kenar parçası buldum. Evet, bunu bunun yanına yerleştiriyoruz. Şimdi buradaki beyaz ortalardan 1x3'lük blok yukarı çıktığı için şu iki sarının olmadığı bir yüzeyi çevirip bunu tekrar aşağıya göndermemiz gerekiyor. Evet, merkez ve bir orta kenar parçasını yerleştirdik. Şimdi 1x2'lik bir sarı blok oluşturup onu da bunun yanına yerleştireceğiz. Bakıyoruz. Evet, şöyle bir hareket yapacak olursak. Şuradan sağ tarafa alacak olursak şu yüzeyi bu şekilde hareket ettirebiliyordum. Evet, 1x2'lik bir blok oluşturduk. Şimdi bunu yukarı alırken bakın çapraz bloklar halinde yerleşiyor. Bunun 2x2'lik blok olabilmesi için öncelikle şu 1x2'lik bloğu yukarı alıyoruz. Sonra bunu yerleştirdiğim zaman 2x2'lik blok oluşacak. Yine aşağıdaki parçayı geri gönderebilmek için bir boşluğa getirip yine aşağıya gönderiyoruz. Şimdi şu 1x2'lik bir blok daha oluşturup burayı dolduracağız. Evet, iki köşe parçası ve bir kenar parçası. Köşe parçasından birini başka bir yan yüzeye aldıktan sonra bunun üzerine gelecek şekilde sol üst tarafa taşıyorum. Sonra birleştiriyorum. Şimdi bunu yaparsam bu blok bozulacak. Yani şu sol üstte iki parça buraya yerleşeceği için burayı uygun hale getirmeliyim. Bunun yeri şu anda dolu. Şöyle çevirirsem bir U hamlesiyle boş bir yere getirmiş oluruz. Yerleştirdim. Şu artık 1x3'lük bloğu, blok gelecek boşluğu buraya denk getirip beyaz kenarları aşağıya gönderiyorum. Şimdi artık 1x3'lük bloğu kenarlarda oluşturup buraya çıkaracağız. Evet, orta kenar parçası burada. Köşe parçalarından birisi burada, diğeri de burada. Yani çevirelim.
sol üstte olduğu için direkt çeviriyorum. Birleşiyor. Bu da sağ altta sol alta denk gelmesi için bir hamle yaparak getiriyoruz. Birleştirdik. Şimdi işin püf noktasına geldik. Bunu direkt bu şekilde aldığım zaman, yukarıya taşıdığım zaman boşluğa denk getirip beyazı aşağıya göndermek gibi bir şansım kalmadı. Bunun için şu şekilde hareket yapmamız gerekiyor. Sarı dolu yüzeyi denk getireceğiz. Buradan bunu yukarı çıkarıp üst tarafta diğer gönderdiğimiz sarıyı buraya yerleştirebilmek için bakın boşluğu buraya getirip beyazla gönderip sarıyı da aynı şekilde buraya yerleştireceğiz. Buraya getirdik. Daha sonra geri aldığım zaman tamamlanmış oluyor. Böylelikle beyaz ve sarı ortaları tamamlamış olduk. Sonraki videoda maviden itibaren mavi, turuncu, yeşil ve kırmızı ortaları da yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.